Bismillah dedik arkadaşlar. Şimdi kardeşim, bak canım kardeşim. Soru gayet basit ama arkadaşlar, bak çok dikkat edin. TYT'de zaten zor soru yok. TYT'de arkadaşlar temel kavramlar üzerinden çok basit yorumlar geliyor. Ya yeter ki biraz dersi dikkat edin. Yeter ki biraz soru çözün. Denemeleri çözün. Anlamadığınız sorun arkadaşlar. Zaten TYT'yi yapmamanız böyle arkadaşlar imkansız gibi bir şey. Evet, şimdi bakalım. Evet, öz dirençlerim aynı arkadaşlar. Bakın, R eşittir Rho, L bölü A. Yani bizim ilkemiz bu arkadaşlar. İlke bu. Sevgili arkadaşlar, her zaman söylüyorum. Fizik bir soruları ilkelerine göre çözülür. Kafamıza göre değil. Ona göre, buna göre, bana göre, şuna göre değil. Fizik ilkelerine göre. Evet. Şimdi bakalım, öz dirençler aynı, tamam arkadaşlar. Bunun direnci ne olur kardeşim? Bakın, 2 bölü 4, 1 bölü 2. 1 bölü 2. Bunun direnci 4. Ha. Şimdi diyor ki, yapıldığında x ve y iletkenlerin dirençleri birbirine eşit olabilir. Yani arkadaşlar, bunu ne yapmam lazım? Direncini arttırmam, bunu da azaltmam lazım. O anda bakıyorum, x senin boyunu uzatma. Evet, boyu uzatırsam direnci artabilir. Olabilir. Y tenli kest alanını arttırma arkadaşlar. Efendime söyleyeyim, kest alanını arttırdığımızda evet küçülür, olabilir. Bunu büyütmem lazım, bunu küçültmem lazım. X tenli kest alanını arttırma. Zaten büyük arkadaşlar. X teninin gördüğü gibi direnci zaten küçüktür. Kest alanını arttırsak daha da küçülür. O zaman arkadaşlar olamaz. Cevabımız 1 ya da 2 dedik. Kapatma, kapatma. Öbürünü diye şey diyeceğiz. Sevgili kardeşim. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet basit mevzular. Oku oku çöz. Evet. Füzik çözer, metin çözer. Oku oku çöz. Yine aynı arkadaşlar mevzuyla ilgili. Çok basit. Ya kardeşim. Yorumlayacağım. Burada sizin ne görüyoruz? Bakın arkadaşlar. Direnç. İletkenin boyuyla doğru orantılı değil mi kardeşim? Kesin alalım. Kesten aynı. Ters orantılı. Arkadaşlar bakın, ters orantının grafiği şudur. Ters orantının grafiği budur. Bundan önce de anlatmıştık. PV eşittir RT mantığında arkadaşlar. Şu ters orantının grafiğidir. Şu da arkadaşlar doğru orantının grafiğidir. Boyuyla arkadaşlar doğru orantılı olduğu için eledik. Boyuyla doğru orantılı. Evet, ben söyleyeyim, kesit alanı. Bir kere bak, bu diyor ki kest alanı arttıkça direnç var. Böyle bir şey olamaz. Gördüğünüz gibi ters orantılı. Cevabımız 1 ve 3. Unutmayın, ters orantının grafiği bu. Arkadaşlar bazen şu da geliyor. Mesela diyelim ki adam bunu da verebilirdi. Efendim söyleyeyim, kesit alanıyla direnç, vatandaş ters orantı diye gidip şunu işaretliyor. Olmaz. Bu ters orantının grafiği değil. Bu düzgün azalmanın grafiğidir. Ters orantının grafiği şu. Evet. Kapatabiliriz. Bir de ya.